Merhaba, Hamit Can İngilizce Kampı 1 ve 9 arasındaki tüm adımları yaptıysan bu sınavı sana vermişizdir. Ve sen bu sınavı yaptın, şu anda bunların cevaplarını görmek istiyorsun. Hemen birlikte çözelim. Tabii ki sen bu sınavı çözmüşsün, şu anda sadece cevapları nedir diye merak ediyorsun, ona bakacaksın değil mi? Yoksa hani sınavı yapmadıysan, sadece bunu izleyerek yapacaksan bence senin için pek verimli olmaz. O yüzden önce bu sınavı al. Sınavı nereden alacaksın? Bizim web siteden alabilirsin. Bukampüs.com'a girersen Hamit Can İngilizce Kampı var. Orada bütün bilgiler var. Sınavla ilgili materyaller ve hepsi orada var zaten. Oradan alabilirsin. Şimdi ben hemen birden başlıyorum. 1. Miss Kennedy kadın olduğu için buraya she yazıyoruz. My father and my mother, annem ve babam diyor. O zaman onlar olacak. They. 3. Mr. olduğu için erkekten bahsediyor. He olacak. 4. Sandra bir kadın ismi. She olacak. 5. Ali and you. Ali ve sen. Demek ki siz diyorum. You olacak. 6. A cat. Bir kedi. Yani it olacak. 7. Japanese. Japonca demek bir dildir. O yüzden it olacak. 8. George. Yine bir erkek ismidir. He olacak. 9. You and Arturo, sen ve Arturo, o zaman demek ki siz demek istiyorum. You. 10. Mrs. Young dediği için yine bir kadından bahsediyor. She diyorum. 11. My brother and I, kardeşim ve ben diyor. Ben dediği için demek ki biz oluyoruz burada. 12. The bus, otobüs demek, yani it olacak. 13. Australia bir ülkedir, o zaman it olacak. 14. Miss Zahra and I, yine ben olduğum için içinde, o yüzden biz olacak. Okay. Şu kısmı merak edebilirsin, yani bunlar ne? Bunlar benim sınavları kontrol ederken işte yanlış, doğru, yanlış, doğru diye işaretlediğim yerler. O yüzden seninle çok ilgisi yok bu kısımların. Şimdi devam ediyorum. İkiye bakıyorum. Çevir diyor. Çevirelim. By John's, arkadaş canlısı. Okay. Mr. John's is friendly. Okay, noktayı unutma. Diyelim ki noktayı unuttun, bu cümle yanlış. O yüzden mutlaka noktayı yaz. 2. Sen açsın. You are hungry. Nokta. 3. Matt uykulu. Matt is sleepy. Nokta. 4. Maria ve sen buradasınız. Maria and you are here. Nokta. 5. David ve benim acelemiz var. Okay. David and I are in a hurry. Acelemiz var derken bu yapıyı kullanıyorduk. 6. Akşam yemeğim lezzetli. O zaman akşam yemeğim benim dediği için my dinner is delicious. 7. Japonca kolay. Japanese is easy. Nokta. 3'e bakıyorum. Çevir, söyle diyor. Ben yorgunum. I'm tired. 2. Bay ve Bayan Sultan arkadaş canlısılar. Mr. and Mrs. Sultan are friendly. 3. Otobüs gecikti. The bus is late. Belli bir otobüsten bahsettiği için başındaki they'i unutma. 4. Marcus ve Charles buradalar. Marcus and Charles are here. 5. Alexandra çok zeki. Alexandra is very smart. Smart yerine intelligent diyebilirsin. Zeki ya da clever kelimesini de diyebilirsin. 6. Komiksin. You're funny. 7. Ciddiyim. I'm serious. 8. Bir fare küçük. A mouse is small ya da a mouse is little. İkisi de olur. 9. Fare küçük. Bu sefer demek ki belli bir fareden bahsediyor. O yüzden the mouse is small ya da the mouse is little. 10. Erkek kardeşim ve bana sıcak bastı. My brother and I are hot.
11. Sen ve Alicia hazırsınız. You and Alicia are ready. 4. Çevir, söyle. 1. My name is Miguel. I'm from Mexico. 2. I like you. You're friendly. 3. I have one brother and one sister. They are clever. They are intelligent. They are smart. 3'ü doldur. 4. I have a dog. It is cute. 5. Roberto is my brother. He is 20 years old. 6. My uncle lives with us. He is funny. 7. My brother and I live at home. We're happy. 8. My dad cooks dinner for us. He is kind. 9. My sister is in Bali. She is homesick. 10. My parents work hard. They're tired. 5. Dinle, İngilizceye çevir, söyle. 1. Fransa bir ülke. France is a country. Hem 2. söylüyorsun hem yazıyorsun. Japonca noktayı bir unutma. Dil. Japanese is a language. 3. Soğan sebzedir. An onion is a vegetable. Bir diye, yani onion diye bir şey yok, onu hatırlıyorsun. 4. Bir soğan demek. Sözlük gerekiyor. Kitaptır. A dictionary is a book. 5. Roma şehirdir. Rome is a city. 6. Basketbol oyundur. Basketball is a game. 7. Köpek hayvandır. A dog is an animal. 8. Broadway sokaktır. Broadway is a street. 9. Maria kızdır. Maria is a girl. 10. Kırmızı renktir. Red is a color. 11. Bali adadır. Bali is an island. 12. Aydın arkadaştır. Aydın is a friend. Arkadaş canlısı deseydi friendly diyecektik. Burada arkadaş dediği için. 13. Pazartesi gündür. Monday is a day. 14. Hamit öğretmen. Hamit is a teacher. Bitti. Yanlışların varsa not al. Ben şimdi 6'ya geçiyorum. Ne diyor? Dinle. Türkçe tekil cümleyi İngilizce çoğul cümle olarak çevir. Söyle. Yani sadece yazmayacaksın, aynı zamanda söyleyeceksin. Okay? Sen yaptığın için ben hemen başlıyorum. 1. Kedi hayvandır. Cats are animals. Cats are animals. 2. Gül çiçektir. Roses are flowers. Roses are flowers. 3. Otel binadır. Hotels are buildings. Hotels are buildings.
4. Bilgisayar makinedir. Computers are machines. Computers are machines. 5. Sözlük kitaptır. Dictionaries are books. Dictionaries are books. 6. Londra şehir, Chicago şehir. London and Chicago are cities. London and Chicago are cities. 7. Fransızca dil, Arapça dil. French and Arabic are languages. Şu kısmı düzelteyim. 8. Tenis spor, baseball spor. Tennis and baseball are sports. 9. Nevin öğretmen, Sinem öğretmen. Nevin and Sinem are teachers. 10. Yaz mevsim, kış mevsim. Summer and winter are seasons. Nokta. Bitti. Okey. Yanlışın varsa düzelt. Ben şimdi 7'ye geçiyorum. Dinle, duyduğun cümleleri yaz. Okey. Başlayalım bakalım. 1. Max is from Germany. 2. The weather is cold today. The weather is cold today. 3. I am sad today. I am sad today. 4. You are young. You are young. Şimdi başlarda olduğumuz için ikişer kere okuyorum. İleride artık teke dönecek bu söylediğim cümleler. 5. My mom and I are at school. My mom and I are at school. 6. China is a big country. China is a big country. 7. I like the campus. Şaka ya. Bunu ben kendim söyledim. Ses kaydı söylemedi daha. 7. Kimisin sesi aynı ya. Baby tigers are cubs. Baby tigers are cubs. Tigers are cubs. Kendi sesini dinlemek ne değişik bir şeymiş değil mi? Sen de arada sesini kaydet. İngilizceni dinle. 8. Julia is beautiful. Julia is beautiful. Kim bu Julia ya? Bizim mahallede öyle Julia Mulia yok. 9. Your brother and you are funny. Your brother and you are funny.
Yani yavaş yavaş söylediğim için umarım hepsini doğru yapmışsındır. Yanlışın varsa not al mutlaka. On. Çünkü bunlar seni iyileştirecek. We are on the bus. We are on the bus. On the bus. Okay, başka var mı? 11. Michael is a doctor. Nokta. He is a busy man. Michael is a doctor. He is a busy man. İki cümle olduğu için iki boşluk bırakmışız. Vay be. Gidip kendime kahve yapayım 12'ye kadar. 12 gelene kadar ne yapayım? Dinleneyim. Dinlendim. Tekrar geldim. 12. Hala 12'de. Evet. Linda is a girl. Nokta. She is 12. Linda Opa. Is a girl. She is 12. Okay. 13. You and I are students. Nokta. We are in the same English class. You and I are students. We are in the same English class. Okay. Kaldı son kez tekrarlayayım. You and I are students. We are in the same English class. 3 kere tekrarlamışız. Bunu kesin doğru yapmışsınız. 14. Evet. Tokyo is a big city in Japan. Tokyo is a big city in Japan. Son 2. Son 2, 3, 4. 15. My clothes are new. Nokta. They're not old. My clothes are new. They're not old. Kısaltmayı öylesine yaptım. Sen uzununu da yazmış olabilirsin. Sorun yok. Bit 16. Mine is smart. Nokta. She is a good student. Mine is smart. She is a good student. Okay. Buradan yanlışın varsa not al. Ben şimdi bir sonraki kısma geçeyim. Geçeyim bakayım. 17. 7. Mr. and Mrs. Dur. Jack aren't lazy. Nokta. They're hardworking. Mr. and Mrs. Jack aren't lazy. They're hardworking. Son kez, Mr. and Mrs. Jack aren't lazy, they're hard working. Hey, bu 18 gelene kadar biraz DJ'lik yapayım. 18. Aha geldi. Tomatoes and carrots are healthy. Nokta. They're vegetables. Tomatoes and carrots are healthy. Their vegetables. Dur bu sefer çok yavaş yazayım bakayım en yavaş nasıl 19. Şey yetişiyor. Mr. Smith is a bus driver.
Nokta. He is kind. Mr. Smith is a bus driver. He is kind. Oho, hala bitmedi. Olsun. 20. Aha, geldi. You're a clever student. Nokta. You're my student. You're a clever student. You're my student. Burada da hava atmışım. Sen zeki bir öğrencisin demişim. Sonra da you're my student. Sen benim öğrencisin demişim. Sınavda bile hava atan hoca. Bu nasıl bir hoca ya? Bitti. Teşekkür ederiz. Şimdi 8'e bakalım. Ne diyor? Diyor ki doğru şıkı seç. The weather is hot today. Hava bugün sıcak. It is no. Şundan dolayı yanlış. It isn't cold olur. Burada is yok. O yüzden cevabımız Bursa. 2. Lemons are yellow. Limonlar sarıdır. They aren't blue. A şıkkı doğru. B'de onlar sarı diyor. Demek ki mavi değil demesi gerekiyor. C'de buradaki pırtığın yeri yanlış. 3. I'm thirsty. Ben susadım. I'm not olmuyor. Burada fiil yok. I amn't diye bir şey yoktu. Hep söylemiştik. I'm not hungry. 4. My phone is on the chair. Benim telefonum masanın sandalyenin üstünde. O zaman A'ya bakıyorum. It isn't on the table. Evet, bu olur. İşaretleyelim. B. It isn't on the chair. Sandalyenin üstünde değil diyor. Ama zaten üstünde demişti. O yüzden B olmaz. C'de de kısaltma yanlış olmuş. 5. Our classroom is quiet. Bizim sınıfımız sessiz, sakin. A'da kısaltma yanlış. B'de yine kısaltma yanlış. C'de kısaltma doğru. 6. Mr. Saito is a nurse. Tamam, bu bir hemşireymiş. She olmaz çünkü erkekten bahsediyoruz. O yüzden she'den dolayı gitti. B'de doğru. O bir polis memuru değil. C'de kısaltma yanlış. 7. Maria is a doctor. Maria bir doktor. She isn't a nurse. Bu doğru. B'ye bakıyorum. Z yazmışız. O yüzden yanlış. C'ye bakıyorum. Buraya A gelmesi gerekiyor. O yüzden yanlış. 8. My parents and I are from Japan. Annem, babam ve ben Japonyalıyız. They derse kendimi çıkarmış oluyorum. Yanlış. We olması lazım. We're not Brazil. Biz Brezilya değiliz. Bu garip oluyor. Biz Brezilyalı değiliz demek istiyor. O yüzden C oluyor. 9. Her kelime için bir cümle yaz. Tamam. Bu tamamen sana ait bir şeydir. Yani cümle. Sen kendin yazmışsın cümleleri. Ben sana örnek olarak ne yazabilirdin onu söyleyeyim. Mesela my teacher is beautiful. Benim hocam güzel. Spring ilkbahar demek. I like spring. Bunu bilmiyor olabilirsin. Şu an öğrenmiş ol. Çok demek oluyor. Ben ilkbaharı çok seviyorum. Diğeri hungry, aç demek. People are hungry. İnsanlar açlar. Ne zaman? Mesela on Mondays. İnsanlar pazartesi günleri açlar. A bird bir kuş demek. This is a bird. Bu bir kuş. Funny, komik demek. Your uncle, senin amcan, is very funny. Çok komik. 6. A singer, bir şarkıcı demek. Yancy is a singer in Turkey. Yancy, Türkiye'de bir şarkıcı. 7. Mısır ve İtalya diyor. O zaman yazalım. Egypt and Italy are
hot countries. Hadi sıcak ülkeler diyelim. Students, öğrenciler demek. There are, var demek oluyor. Bunu ileride göreceksin. There are 5 students. 5 öğrenci var. In the school. Okulda. Okulun içinde 5 öğrenci var. 9. Carrots, havuçlar demek oluyor. Carrots are orange. Demek ki turuncular. Havuçlar turuncular. Bir hayvan diyor. Yazalım. An elephant, bir fil, is an animal. Bir fil bir hayvandır. Okay. Ona bakalım ne diyor. Önce bir cümle dinleyeceksin. Duyduğun cümleye göre bu cümleleri tamamla. 1. I go to school. I go to school dediği için demek ki I diyeceğiz. I'm a student. Ben bir öğrenciyim. 2. I have one brother. Bir erkek kardeşim var dediği için o zaman he diyeceğiz. He is. 3. I have one sister. Kız kardeşten bahsettiği için she is diyeceğiz. 4. Ali and I are friends. Ali ve ben dediği için demek ki biz olacak. We are. Aynı sınıftayız. 5. I have two books. İki kitaptan bahsediyor. O zaman they are on the table. Masanın üstündeler. 6. I like Mrs. Peters. Mrs. dediği için kadından bahsediyor. Demek ki she is my teacher. 7. Paolo is in my class. Paolo bir erkek olduğu için he is from Brazil. 8. I know Jin and Young. İki kişiden bahsediyor. O zaman they are. 9. Anna is from New York. New York bir şehirden bahsediyor. O zaman it is. 10. I like you. O zaman you'dan bahsediyor. O zaman burası you are olacak. Bitti. Okay. 11'de ne diyor? Duyduğun sıfatın zıttını söyle. Yani yazmıyorsun, direkt söylüyorsun. 1. Beautiful. Beautiful güzel demek. Ugly çirkin. 2. Dangerous. Dangerous tehlikeli demek. Safe güvenli. 3. Happy. Happy mutlu demek. Unhappy ya da sad mutsuz. 4. Well. Well sağlıklı demek. Sick hasta. 5. Tall. Tall uzun demek, short, kısa. 6. Warm. Warm ılık demek, cool, serin. 7. Cheap. Cheap ucuz demek, expensive, pahalı. 8. Dirty. Dirty kirli demek, clean, temiz. 9. Poor. Poor fakir demek, rich zengin. 10. Small. Small küçük demek, big büyük ya da large büyük geniş. 11. Crowded. Crowded kalabalık demek, uncrowded kalabalık olmayan. Ya da empty dersen full boş 12. olur yani. 12. Cold. Cold, soğuk demek. Hot, sıcak. 13. Dry. Dry, kuru demek. Wet, ıslak, nemli. 14. Quiet. Quiet, sessiz demek. Gürültülü neydi? Noisy. 15. Sweet. Sweet, tatlı demek. Sour, ekşi demek. 16. Friendly. Friendly, arkadaş canlısı.
unfriendly, arkadaş canlısı bitti. Olmayan. 12'de sayfa 44'teki bulmacayı doldur diyor. Hemen dolduralım bakalım. Şuradan bahsediyor. Evet. 1. Aslan, kaplan ve benzeri yavrusu. 1. 3 harfliydi hatırlıyorsan. Şöyle. Cub. 2. Durak. Durak neydi? Stop. 3. 3 yok burada. 4 var. Bina. Building. Okay. 5. Ucuz. Ha, bu uzun. Cheap değil demek ki. Demek ki başına şunu getiriyoruz. Inexpensive. Yani pahalı olmayan. Ucuz. 7. Yüksek kan basıncı ya da yüksek tansiyon. Okay. 7 nerede? Destan gibi. Çünkü burada 3 kelime var değil mi? High blood. Hoppa. Riyaz. Pressure. Okay. Bu zordu mesela. 10. Yanlış. 10. Wrong var. Değil. False değil. O zaman şu mu acaba bakayım. Correct. Doğru demek. Incorrect. Yanlış demek. Odur. Ne diyor? 13. Sağlıklı, iyi. 13. Sağlık neydi? Health. Şöyle yazıyorsun. Sonra sağlıklı derken healthy. 14. Okyanus. Neredesin 14? Şurada. Ocean. 16. Ağrılı, acılı, ağrıyan. S ile başlıyordu hatırlıyorsan. Sore. 18. Kaydırak. 18. Slide. 22. Hafıza aygıtı. 22. Neredesin? Şöyle flash ile başlıyorduk. Flash. Sonra drive. Flash drive. Bu da zordu mesela. 23. Bisiklet kurye. 23. Bayağı uzun. Bike. Messenger. Okey. Bu da zordu. 24. Salatalık hıyar. Neredesin? Cucumber. 26. Soğan. Neredesin? Onion. 27. Hastane. Hospital. Şimdi yukarıdan aşağı doğru kantin, yemekhane. Bakalım. Şöyle önce kafe yazıyorsun. Sonra terrier. Cafeteria. Okay. 3. Yedek, vekil. Bu zor kelimeydi sana demiştim hatırlıyorsan. Substitute. Okay. 6. Eklem ağrısı. 6 nerede? Şurada. Joint pain. 8. Kask, baret. 8 nerede? Helmet. 9. Bakkal. 9. Uzun kelime. Grocery. Bunu İngilizler grocery diye okuyorlar. Ama Amerikalılar grocery diyorlar. Şöyle. Ondan sonra 11. Kamyon. 11. Neredesin 11? Ha, şurada. Truck. 12. Kabuklu deniz hayvanı, kabuklu deniz ürünü. Burayı bir fish yazalım. Fish. Kabuk ne demekti? Benzin markası var diye. Shellfish. 13. Saman. 13. Ha, şurada.
hay. 15 fıstık yer fıstığı. 15. Peanut. 16 cümle. Sentence. On yedi egzersiz alıştırma. Exercise. 19 lezzetli. Neredesin? 19. Acıktım bak ha. Neyse birazdan bir yemek yeriz. 20 ataç. Paper. Clip. Okey. 21 kızarıklık. 21 rush. 25 nevresim. Sheet. Okey, bu kısmı da bitirdik. 13. Dinle, duyduğun kelimeyi sayfa 45'teki bulmacaya yaz. Yani şuradaki sayfaya yazacağız. Önce soldan sağa olan kelimelere bakalım. 2. Explanation. Üç. Patient. Sekiz. Spelling. Dokuz. Temperature. On dört. Math. On beş. Space suit. On yedi. Dairy. On sekiz. Thumb. Yirmi. Mattress. Yirmi üç. Calf. Yirmi dört. Asia. Yirmi altı. Stapler. Yirmi yedi. Wallet. Yirmi sekiz. Plumber. Şimdi yukarıdan aşağı olan kelimelere bakalım. Bir. Initial. Dört. Neighbor. Beş. Rug. Altı. Ache. Yedi. Receipt. Sekiz. Soup. On. Ethiopia. On bir. Awake.
12. Wait. On üç, giraffe. On altı, pretzel. On dokuz, scissors. Yirmi, migraine. 21. Talkative. 22. Stomachache. 25. Pillow. Bitti. Okey, bu kısmı da bitirdik. Şimdi de neredeydi? 13'ü yaptık. 14'teyiz. Duyduğun cümledeki sıfatların zıttı ile yeni cümle söyle. He, she, it, they kullan diyor. Tamam. 1. Roses aren't ugly. Güller çirkin değil diyor. They are beautiful. Onlar güzeller. 2. Lemons aren't sweet. Limonlar tatlı değil. They are sour. Onlar ekşi. 3. My room isn't dirty. Benim odam kirli değil diyor. It is clean. 4. Mrs. Anderson isn't rich. Bayan Anderson zengin değil diyor. She's poor. 5. Rabbits aren't slow. Tavşanlar yavaş değil. They're fast. Onlar hızlı. 6. Jonathan isn't hot. Jonathan sıcaklamadı demek istiyor. He's cold. 7. My clothes aren't dry. Benim kıyafetlerim kuru değil. They're wet. Onlar nemli. Ya da ıslak. 8. My car isn't new. Benim arabam yeni değil diyor. It's old. O eski. 9. Anna isn't happy. Anna mutlu değil diyor. She's sad. 10. Henry isn't short. Henry kısa değil diyor. He's tall. 11. Tigers aren't safe. Kaplanlar tehlikesiz değiller. O zaman they're dangerous. Onlar tehlikeliler. 12. A mouse isn't small. Bir fare küçük değil. O zaman it's big. O büyük. Bitti. Evet, bu kısmı da bitirdik. 15'te diyor ki, hocanın göstereceği kartlardaki kelimelerle İngilizce cümle söyle. Bu kartlar zaten eğer bizden sınavı alırsan orada sana hoca gösterecek. Onlar yani karta bakıp direkt cümle kurman gerekiyor. Eğer bizden kartları aldıysan o kartlara bakıp da cümleleri kurabilirsin. O yüzden şu anda bu kısmı geçiyorum. 15'i. Bu bulmacayı zaten yapmıştık. Bunu da yapmıştık. 16'ya geldim. Kelimeleri kullanarak Lima şehriyle ilgili bir paragraf yaz diyor. Tamam. Burada sen yazmışsındır büyük ihtimalle. Ben şimdi sana bir örnek olarak nasıl yazabilirdik onu göstereyim. I'm from Lima. Ben Limalıyım. It is in Peru. O Peru'da. It is big. O büyük. Hadi diyelim ki olumsuzları da kullanalım. O zaman şöyle derdik. Hatta aynı rengi seçeyim. Benzer renk yani. Şöyle derim. It is not small. O küçük değil. Sonra pahalı ve pahalı olmayan kısmını seçeceğiz. Şöyle diyorum. It is expensive. Bu tamamen bana göre. Mesela bu pahalıdır diyorum. Sen pahalı değildir de diyebilirsin.
It isn't inexpensive. Ucuz değildir. Tabi paragraf olarak yazdığın için aslında senin şu cümleyi buradan alıp şöyle şuraya doğru böyle eklemen lazım. Bu cümleyi de buradan alıp şunun başına şöyle eklemen lazım artık buradan. Şu kısmı da giriş olayı var. Yani indent diyorlar İngilizce'de. Paragrafların başında hafif de olsa şöyle bir boşluk bırakırsın. Okey mi? Bunu da not al kendine. Sonra ne diyor? Diyor ki işte şeyi yazdık. Expensive, inexpensive yazdık. Noisy, quiet yani gürültülü ve sessiz. O zaman diyorum ki it is noisy, gürültülü nokta. It isn't quiet, sessiz değildir. Okay. Yani sen bunu olumlu olumsuz olayını anladığın için ben şu anda sadece bundan sonra olumlularla devam edeceğim. Tamam mı? Ya da olumsuz yazacağım. Yani tek bir cümle yazacağım. Mesela beautiful, ugly. Bence bu güzel bir şehir. O zaman şöyle diyorum. It is beautiful. Nokta. Şu ikisi gitti. Clean, dirty. Yani temiz mi, kirli mi? Şimdi çok kişi olduğu için kirli. O zaman şöyle diyelim. Temiz değil diyelim mesela. It isn't clean. Böyle de yazabilirsin. Ondan sonra sıcak ve soğuk. Soğuk değil, sıcak. O zaman diyelim ki bu sıcak. It is hot. Nokta. Tabii akademik eseyde yani yarın öbür gün sen üniversitelerinin sınavlarına girersen, akademik eseyi yazarsan orada kısaltma yapmıyorsun. Kısaltmayı şu an ne için yapıyorsun? Yani normal bir yazı yazdığımız için kısaltma yapıyoruz. Normalde hepsini uzun uzun tek tek yazarsın. Warm, cool. Zaten hot, cold, warm, cool. Hepsi aynı yerde yani havadan bahsediyor. Bir tanesini yazdık. Gerisini yazmamız gerekmiyor. Yani şunlar da gitti. Friendly, unfriendly ne diyelim? People, insanlar are friendly. İnsanlar şeyler, cana yakınlar. Ben buraya ekstradan bir şey eklersem şöyle mesela in Peru böyle eklersem o zaman Peru'da insanlar cana yakınlar demiş oluyorum. Onu da yazabilirdim. Safe and dangerous, tehlikeli bir yer mi, güvenli mi? Diyelim ki orası güvenli bir yer değil. Bunu nasıl söyleyebiliriz? It, hatta bu sefer hepsini uzun uzun yazalım. It is not safe. Okay. Güvenli değil. Şu ikisi de gitti. Kalabalık mı değil mi? Kalabalık. O zaman ne diyoruz? It is crowded. Nokta. Şu kısım da gitti. Rahat mı? Rahat değil diyelim. Tamam, şu an tamamen bunların hepsi yani uydurduğumuz bir şeydir cümleler. Gerçeğini bilmiyorum. Yani kalabalık mı değil mi? Rahat mı değil mi? Tamamen öylesine yazıyorum. Eski bir yer mi? Hadi eski olsun. O zaman diyelim ki it is old. Okay. Yani sen eğer biraz daha böyle zorlamak istersen tabii şu cümleyi de yazmış olabilirsin. Mesela it is an old ve Lima'dan bahsettiğin için city. O eski bir şehir. Böyle bir şey de yazmış olabilirsin. Tabii daha önce dediğim gibi bu sınavı puanlayan hangi arkadaşın varsa ya da hoca varsa sen o hoca zaten sana yardımcı olur. Şunu şöyle yapsan daha iyi olur gibi. O sana söyler zaten. Şimdi 17. kısma geldik. Konuşalım mı diyor. Burada yine eğer sınavı bizden aldıysan bizimle birlikte bu konuşmayı yapıyorsun. Ama almadıysan da bunu hangi hocayla ders yapıyorsan o hoca sana birkaç soru sorabilir. Böylece konuşmanı o anda ölçebilir. Bizde değerler var. Mesela diyoruz ki şunu söylerse şu kadar puan ver. Bunu söylerse bu kadar puan ver. Şu cümleyi doğru söylerse ekstra puan ver gibi önümüzde notlar var. Ona göre seni değerlendiriyoruz. O yüzden eğer böyle maddiyat olarak senin için çok külfet olmayacaksa, çok zorlamayacaksa sana tavsiyem bu sınavı bizimle birlikte yapman.
Tabii nereden alabilirsin bu sınavı? Bu kampüsten, web sitemizden bu sınavı alabilirsin. Yok, bana bu kadarı yeter diyorsan o zaman hiç bu kısımlara girme. Ama benim için en önemli senin öğrendiğin bilgileri konuşarak kullanabiliyor musun? Benim için en önemli kısım orası. O yüzden eğer benden ders almış olan bir öğrenci olsaydı ben kesinlikle bu konuşma kısmını onunla yapardım ve ona göre puanını verirdim. Okey mi? Şimdilik burada duralım. 11. adımdan itibaren artık yeni bir üniteye başlıyoruz. Eksiklerin varsa 1 ile 10 arasında bunların hepsini kapatmaya çalış. Kendine çok çok iyi bak. Görüşürüz. Ciao ciao.